Merhaba Formula 1 severler. Bugün Hamilton 6. şampiyonluğunu resmen ilan etti. Geçen yarışta da bildiğiniz gibi artık hatta önceki yarıştı galiba. Mercedes şeyini ilan etmişti. Takımlar şampiyonluğunu. Bottas birinci oldu. Onu da tebrik etmek lazım. Hatta Hamilton'a da bir ufak alkış yapalım. Şak 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 çok zorlandı çünkü o yüzden e, hak ediyor böyle bir alkışı şimdi bir sıkıntı var bugünkü yarış bunu çok gösterdi özellikle günün kazananı bence Albon çünkü Albon yeni nesil çaylaklar içinde e, yerini sağlamlaştırdı ben söyleyeyim hani Norris, Russell e, Antonio Giovinazzi o herifi de yani boşuna tutuyorlar Neyse yani hani bunlar gibi hatta o vesaire arasında en yerini sağlamlaştıran kişi. Bunu da anlatacağım önemini. 2021 kurallarına da hafif gireceğim. Aslında bunlara hep ayrı video çekecektim ama bugün yarışta bazı şeyler kafama dank etti. Hepsine birazcık gireceğim. Çorba olacak. Ama ayrı ayrı çekeriz ileride. Çünkü ee, zaten sezon bitince Formula 1 videosu koyacak konu lazım Hani biraz e, yeni kurallar falan diye gireriz Ama şimdilik bir çayınızı şeyinize alın Vallahi bu sefer sinirli de değilim giydirmeyeceğim de Sakin sakin anlatacağım Şimdi Albon'un durumu niye önemli Önce pistten başlayalım Ya ben hep diyorum bu Amerikalılara ya adam ödül veriyor. Gitti Hamilton'a verecek. Yarışın birincilik ödülünü veriyor. Elinde onu verdiler. Kenardan itiyorlar. Orası da Texas valisi mi neymiş yani. Hani şey büyüyor işte. Diyorum ya Türkiye'den yani daha beter diye Amerika'yı. Harbiden öyle. Herif vali midir nedir? Deri ceketi giymiş. Ödül verecek. Gidiyor önce Hamilton'a. Dünya şampiyonu oldu ya. Halbuki Bottas birinci. Birincinin ödülünü veriyorsun önce. Birincinin ödülünü vereceksin. Onu ittiriyorlar. Elif oraya gelmiş takılıyor. Ya neyse hani o önemli değil de. Ulan bir pisti yapamıyor musun? Bak hadi Monaco'yu şeyden. Monako'da yer yok pist yapacak yani. Ülke kadar yer pist zaten. Bir de Monaco Formula 1'in sonuçta para kaynağının olduğu yer. Bütün ünlüler gidiyor yatlardan izliyorlar binalardan izliyorlar yani bir stadyum bile yok neredeyse hani sadece milletin yani zenginlerin ilgisini çekmek işte magazinsel olaylar yaşansın vesaire ulan sen Texas her yer arazi gidip batakla pist yapmışsın her tarafı tümsek mümsek geçerken parça kopuyor bir tane Norris'in görüntüye direkt yansıdı Norris'in araçtan çubuklar fırladı ya bildiğin rezalet Fettel'in araç kırıldı zaten onlar da ayarlayamamış mı bilmiyorum en baştan beri zaten bir sıkıntı vardı herhalde açıklaması çıkar hafta içinde yani baktığınız zaman pistte bir ayrı rezaletlik var yani hani ya bir asfalt dök bir şey yap ne bileyim bunun çözümü yapılır bildiğin hunharca iş yapmışlar. Ha, Amerika'da tabii ki yarış olması lazım bir şekilde. Hatta Interstellar'da oynayan Matthew McGonagall mı? öyle bir ismi vardı. O herifi de geldi. Bayağı gözüktü ekranda. Ee, şeyden fazla gözüktü ya. Leclerc'in arabadan fazla gözüktü o adam. Yani gözlükleri de takmış. Şöyle falan yapıp durdu bütün gün. Texaslıymış herif. Bildin, kovboy şapkasıyla geldi. Ya yani, yani, diye konuşuyor, yani, yani diye. Neyse işte ee, sonda da vardı ha adam ödül zamanı. Neyse. Ne diyordum ya ben? Ya bu pist kötü. Neyse onu geçiyorum artık. Albon en başta bir sıkışıyor o arada. Hani ilk tur sıkışmaları dediğimiz işlerden yaşıyor ve Baya ciddi bir aracında hasar oluşuyor. İlk tur sonunda pite giriyor. Pitten çıkıyor. Ve yarışıyor. Ve 6. bitiriyor işte. 6 değil 5 bitiriyor. Yani önünde sadece Mercedes ve Ferrari ve takım arkadaşı Verstappen kalıyor. Bu durumun bir benzerini daha geçen haftadan hatırlayacaksınız. Verstappen ilk turlarda lastiği patlayınca zar zor pite gidiyor. Pitte e, hard'ları takıyorlar. Onunla da sonuna kadar yarışıyor ve Albon'un arkasında bitiriyor. Onun da önünde sadece Ferrari'ler Mercedes'ler var ve takım arkadaşı var. Şimdi bunu Verstappen bir kere daha yapmıştı. Monza'da bunu yapmıştı. Monza'da birazcık daha zorlu şartlarda kaldığı için hani güvenlik aracı çıktığı için onun pitine denk gelmedi. O sebeple e, iyice geri kaldı. Yani hani beni kurtardığı durumlar Albon'unkine göre nazaran birazcık daha zor. Çünkü geçen hafta da Pite kadar gittiği sürede birazcık e, uzun sürmüştü onun. Yani o turu da yavaş atmak zorunda kalmıştı lastik patlayınca. Ve lastiği de çok uzun süre idare ettirdi falan filan. Ama Albon da ekstra pit yaptı. Yine hani öyle düşünebiliriz. Mesela Verstappen geçen hafta ekstra pit yapmadı. Herkesin bir pit yaptığı yerde. Verstappen de bir pit yaptı. E, yani bu bu kadar niye uzun anlatıyorum? Bu şu demek... Albon Verstappen'le hemen hemen yakın demek. E şimdi Verstappen 5 senedir yarışıyor. Aynı pistleri 5 kez görmüş. E bir de genç yetenek geleceğim bilmem 3-5 şampiyon olacak falan dediğimiz adam. E bakıyorsun performans olarak gene bütün girdi Albon'la geçiyor. Daha araçla hani 10 yarışı oldu mu olmadı yani. ikinci yarı geldi Albon o araca. Adam aynı performansı sergiliyor. E sen ne diye yani ne, ne, neyi karşılaştıracaksın ki? Demek ki bütün iş araçla. Bir kere zaten burada şey belli oluyor. Ya Ricardo'yu bile ne kadar rahat geçti gördünüz yani. Albon birkaç kez geçti Ricardo'yu. Pitler falan da çok olduğu için. Abi diğerleri boşa yarışıyor. Bak Renault'dan itibaren hani takımlardaki 4 ve aşağısı 6 tane takım öylesine takılıyor. Yani hani dördüncülük mücadelesiymiş. İşte bilmem neymiş yok efendim puan toplayacakmış onlara ayrı seri açsalar olacak ya yani şey gibi böyle bilgisayar oyunlarında şey olur araba yarışlarında bazılarında olur böyle 2-3 kişi yarışıyorsan bari araya 3-5 tane bilgisayar atayım da hani tek yarışıyormuş gibi olma falan gibisinden diğerleri de öyle yani kalabalık yapıyor Norris falan işte e, Carlos hepsi McLaren yani güya çok iyiyiz bilmem ne dördüncüyüz ulan ne ve herifler adam en arkadan geliyor gene geçiyor ne anladım ki ben ondan bir de beğenilmeyen motor var bak bir de o, o da ayrı bir olay Honda motoru kötü motoru o da kalsaydı Red Bull bilmem ne hani bir de iyi motor olsa göreceğiz yani durumu şimdi buradaki sıkıntı şu bu Norris dediğimiz e, çaylaklar, albon dediğimiz çaylaklar bunlar Formula 1'in iyi zamanına denk geldi. İyi zamandan kasıt ne? Şimdi ben şeyi inceledim. Özellikle 2012 sezonuna şeyde de bahsetmiştim. Biraz baktım. Spin atan atana. Şimdi arabalar hem çok hafif o zamanlar. 2002 falan zaten daha da beter. Mesela Mika Hakinen spin attığı yarışı birinci falan bitirmişliği var yani. Araçlar küçük hafif. Kullanması zor bir de yakıt ikmali de zaten e, olduğu için. Yakıtı sen koymadan önce yani nasıl diyeyim o, o da bir ağırlık yarattığı için hafif giderken daha kolay spin atıyorsun. Çat değiyor teker hop döndürüyor seni falan filan. Şimdi bu yeni araçlar zaten güvenlik açısından da ağır, benzin de ağırlaştırıyor. Sürmesi aslında bayağı kolay. Yani hani şöyle söyleyeyim, bütün hayatı boyunca yarışmış tipler için bayağı kolay. Şimdi F1 2019'u da başladım. Mesela Formula 2 aracınıyla daha zor kullanıyorum ya. Hani o o kadar iyileşmiş Formula 1 aracının kullanımı. Ha tabii ne kadar doğru yansıtmışlardır oyuna. Onu bilemeyeceğim çünkü mesela hiçbir tümsek yoktu. Ha bu arada bu yarışı ilk defa ben hani oyunları alıp yarıştan önce baya bir e, tur attığım bir yarış oldu. Onun da sebebini söyleyeyim. F1 2019 şeyi çok güzel yapmış. Her hafta etkinlik var. Yani her hafta bir yarış yapılıyor. O yarışın önce antrenmanlarını atıyorsunuz sonra sıralama atıyorsunuz sonra hafta sonu geldiğinde saat başı gündüz saatlerinde oluyor ama bu mesela atıyorum sabah 12'den akşam 8'e kadar galiba her saat başı bir yarış açıyor. Ve o yarışa insanlar giriyor. Girdiği zaman o sırada online insanları bir araya toplayıp 20-20 koyuyor yani sistem. Ve o 20 kişiden de siz önce attığınız sıralama turunuza göre bir sıraya konuyorsunuz. Ve o yarışı tamamlama şeklinize göre genel olarak hani önde veya arkada tamamlamanız Sıralamanıza göre avantajlı oluyor yani atıyorum 19 başladınız 17 bitirdiniz e, 9 başlayıp 10 bitirmekten daha iyi yani puan almanıza göre hesaplanmıyor sizi bir sıraya koyuyor ve ufak tefek ödüller veriyor ben zaten ödülünde değilim yani çok fazla şeyde değilim ama e, araba yarışlarında başkalarıyla yarışmayı severim ben ve bu açıdan çok iyi oluyor yani full de yarışıyorsunuz 20 kişiyle birbirine çarpan oluyor, takla atan oluyor, pite giriyor, çıkıyor. Uzunluğu da fena değil. 15-20 dakika sürüyor yarışlar. Hatta yarım saate yakındı bu Amerika pisti olduğu için 2 dakikaya yakındı turlar. Bir de herkesin aracı da eşit. Hani resmen normal yarıştan daha keyifli. Yani onu diyeceğim en sonunda. O kadar avantajlı. Çünkü bütün araçlar kendine göre ayar falan yapıyorsun ama aynı motoru falan kullanıyor. Multiplayer aracı diye araç yapmışlar. Şimdi normal Formula 1'e de bakıyorsun. Hani şeyi diyeceğim. Bütün bunu niye anlattım? Orada bu kadar pisti göre göre hani dönüşleri göre göre izleyince daha rahat anlıyorsun. Yani mesela Red Bull aracı ideal çizgilerde olmadan çok rahat dönüp geçişleri çok rahat yapabiliyordu. Şimdi hani diğerleri boşuna yarışıyor diye diyorum ya. Ya onların araçlar yetersiz. Aynı şey ön sırada da geçerli. Şimdi... Ferrari tek turu hızlı atıyor. Ferrari bilmem ne yapıyor. Ferrari tek turu hızlı atar. Çünkü Ferrari tek turu atarken önünde başkası olmuyor. Geçiş yapması gerekmiyor. Ama geçiş yapman gerektiğinde normal çizginin dışında dönüş yapman gerekiyor. Onu ayrıca böyle şekilli falan anlatmak lazım ama mantık şu. Dışarıdan dönüp iyice yavaşlayıp dönüşün e, tam burnu düzelttiğinizde de gaza yüklenip Virajdan mümkün olduğunca hızlı çıkıyorsunuz Çünkü Formula 1 araçları o kadar hızlı ki e, Erkenden son hızınıza ulaşırsanız Daha kısas turlar atıyorsunuz Ama şimdi önünüzde araç varken Tabii ki dıştan dönemiyorsunuz O adam dışarıyı kapatıyor Veya işte yerine göre içeriği kapatıyor Ama avantajlı çizgiyi kapatıyor O yüzden de avantajlı olmayan çizgide bir hareket yapmanız zor. Mesela Ferrari araçları bu konuda çok iyi değil. Genelde düzlükte ya geçiyorsa geçiyor. Ha tabii Formula 1,5 denilen bence yani Formula 2'ye doğru gidiyor. 1.85 falan onlar. Ee, tabii ki ikiden hızlılar. Yani Williams bile daha hızlı da hani bayağı da yavaş kalıyor. O araçları Ferrari de kolayca geçiyor ama Mercedes'i falan geçme şansı yok Ferrari'nin. Yani ben onu size rahat söyleyeyim. Ha Red Bull bile bu kadar rahat geçiş yapıyor gözüküyor. Artık motordan mıdır nedir sıkıntı bilmiyorum. Ee, şey bir türlü yetişemedi. Yani Bottas'a da yetişemedi. Sondaki Hamilton'da iyi dayandı. Zaten tabii onun da yine Hamilton şansı dediğimiz olay yaşandı. Bir Haas gene çıktı dışarı. Oğlum zaten... Formula 1'de ben Haas'ın sanırım şey yaptığını düşünüyorum. Yani özellikle Grosjean'ı tutuyor böyle kaza yap yavrum. Yarış dışı kal. Görüntü alalım. Görüntü süresi. Çünkü biliyorsunuz bu iş genel olarak sponsorlukla yürüyor. Mesela e, yani şu an Raikkonen'in televizyonda gözüktüğü süre çok fazla. Olay olduğu süre çok fazla. Hani Raikkonen'i... E, daha iyi sürecek birini almaktan daha mantıklı olabiliyor takımlara. Keza Alonso o McLaren'ın o kadar kötü olduğu zamanlarda en fazla para kazanan şofördü ya. Bu olabilir mi abi şimdi? Kazanma şansı yok bir şey yok. Ha tabi Alonso da o parayı alması orada bir dakika durmaz ama. Yani onu vermesinin sebebi aracı geliştirmek yerine muhtemelen daha yüksek sponsor geliri elde ediyor. Bak Alonso bizde acı falan deyip McLaren, o şekilde bir anlaşması vardı. E baktığın zaman her şey danışıklı dövüş moduna giriyor. Yani şimdi bot e, Bottas mesela beğenilmiyor iyi sürücü değil falan filan İşte Rosberg'e geleceğiz orada. E, tek zorlayan kişi takım arkadaşı oluyor Mercedes aracındakini. E sen bu noktada 2021 kurallarına baktığın zaman hala motor tipini değiştirmedin fazla. E Mercedes dominasyonu nasıl bitecek? Çünkü motorla şey yapıyor. Red Bull'dan daha iyi değil şeyin sesi Mercedes'in. Ha birazcık daha şey olabilir. Yani daha iyi test yapıyordur, daha düzgün işte daha kaliteli mühendisleri topluyordur falan filan ama geçiş konusunda gayet iyi Albon'un da gösterdiği üzere. Çünkü Albon çaylak. O çaylan bu kadar rahat geçiş yapabilmesi ilginç bir şey. Ha bu çaylakların da bu kadar çok gelmesi de dediğimiz gibi çünkü eski dönemlerde Alonso bile mesela kaç sezon böyle bir, bir iki test yarışına giriyor bir şeyler oluyor, ondan sonra e, doğru dürüst yarış kazanamadığı bir iki sezon geçiyor, ondan sonra iki şampiyonluğunu alıyor. Şimdi Hamilton yeteneksiz falan e, demeye kalkan oluyor. Kolay aldı bu şampiyonlukları. Evet hani 2008'deki'nden sonraki bütün hepsi Mercedes'le alınan şampiyonlukların ama Hamilton ilk geldiği sene çaylak sezonunda direkt Alonso ile kapıştı. Hatta Raikkonen'in şampiyon olmasını sağladı falan yani. yani. Alonso rahatlıkla birinci olabilecekti. Veya orada Alonso olmasa belki Hamilton direkt şampiyon da olacaktı. Hani onlar birbirini biraz kesmiş oldu. Puan bazında diyelim. Birbirlerinin önünde tamamlayarak. Ama yani hani e, burada şey durumu Hamilton'ın o zamanlardan itibaren 2008'de de şampiyon oldu zaten. O araçlarla şampiyon olması yetenekli olduğunu gösteriyor. Ha Rosberg muhabbetinden oluyor. Şimdi Alonso 2013'te geldi sanırım Mercedes'e. Ve gelir gelmez de araç e, 2014'te zaten şampiyonluk oldu. Rosberg şampiyonluktan önce yani Hamilton'dan önce oradaydı. Şumar'la birlikte gelişiyordu. Rosberg'le birlikte Hamilton şampiyon olabilecek bir araç olunca hemen çekişme başladı. Alonso'yla olan gibi. Ve e, 2016'daki kayıp da. Hani hep şey deniyor Hamilton'ın aracı bozulmasa gene şampiyon olurdu da Hamilton'ın aracının bozulma sebebi zaten rahatça koruyamaması. Yani Rosberg de bastırıyor stres var bilmem ne var. E Şimdi bakıyorsun hem Mercedes iyice gelişti hem de motorunu rahatça koruyabilmesi için arada yastık görevi gören bir Leclerc falan oluyor. E zaten sezon başını çok rahat geçiriyorlar. Hani 1-2 bitse bile yani benim tahminim Hamilton şunun garantisini alıyor. Yani ben birinci pilotum. Atıyorum Bottaş uzun bir süre birinci götürse bile şampiyonayı zaten o takım emri şununla bununla Hamilton'a kaydırılacak gibi duruyor. Anladığım kadarıyla herkesin de işine geliyor. Sonuçta markalarda da şampiyon olduğu için takım bir sıkıntı olmuyor ama... Bu izleyiciler için bayağı sıkıcı bir şey. Çünkü bildiğiniz gibi hani... E, yani bugün de gördüğümüz gibi... Bugün bot taş... Bayağı rahat geçti. Yani hani DRS'i açtı. Lastik durumunda bir avantajı vardı bot taşın. O avantajla hop... DRS'i açtı, geçti. Verstappen yakalayamadı bile. Verstappen bot taşın hemen arkasındaydı. Ferçtapen'i savunabildi. Bot taşı savunamadı. E şimdi... Demek ki o Mercedes'in aracına yetişmek O kadar kolay bir şey değil e, Şimdi takım içinde de adamlar yarışmıyor Rosberg zamanı en azından yarışıyorlardı Hani Rosberg'i şansa şampiyon oldu bilmem ne falan deniyor ama En azından adam Hani zorladı bir iki keyifli zaman geçirdi. E, şimdi bile yarışın en heyecanlı anı Bottas geçebilecek mi? Bir iki atak yaptı Öbürü yetişemiyor ki atak yapsın adam Ki yani hani ben orada ben tahmin ediyorum yani Hamilton'ın yerinde olsam şampiyonluk gitmesin diye pite falan girerdim yani ben muhtemelen. ben Macaristan'ın intikamı geçen haftaki o kavgalı böyle aptal maptal dedi basın toplantısında. Onun da e, bilenmişliğiyle Hamilton'a zaten torpidoluğu yapacak yani o, o, niyetle geliyor yetişebilse değecek sağdan soldan bir şekilde maksat Hani yardırmak ama yapamıyor ki zaten sonunda da şey Martin Brandl şey sordu böyle Hamilton'a bir şey demeyecek misin? İyi orada azıcık politik konuşmayı öğrenmiş böyle hani gene çok iyi konuşmadı da ne diyebilirim ki işte çok iyi falan filan inşallah seneye yetişiriz falan dedi. Ama o arada bir şey diyecek gibi o araba lebem olur falan tarzı konuşacak gibi bir havası vardı. Böyle şeyler yapmaması lazım yani Formula 1 politika ortamı. Valla bilmiyorum yani neleri kaçırdım neler neler oldu. Ha şimdi e, yeni kurallarda diyorlar ki parasal açıdan dengeleme. Bir kere parasal açıdan dengeleme. Yahu 175 milyon dolar zaten e, şoför maaşı dahil değil. İlk 3 adamın maaşı dahil değil. Ulan zaten şu anda da 250-300 falan anca harcıyor yani takımlar. Onların... 40 50'si pilota gidiyor Hani çok çok az bir rakam kısılma var o da kısılma varsa Bir de şunu da kaçırıyorlar o parasal açıdan zaten yani motorları tedarik eden yani fabrika takımları muhtemelen onu fatura etmeyecek kendi içimizde hallediyoruz gibi olacak E, yani öbür takımlar onu satın alıyor. O 175'in içine o şeyler dahil olacak motor satın alma işi. Veya hani bir şekilde motorun üretimi de, üretim süreci dahil olacaksa bu sefer o çok pahalı bir süreç. O 175'in 75'ini 75 falan doldurur. Mercedes için falan hani yani bu iş nasıl olacak ben tam anlamadım o şey tarzını tabi detayları konuşulmuştur da ya ufak tefek işler tabi bir de Türk olduğumuz için orada da hemen katakulliler akla geliyor mesela ben şeyi düşündüm. Şimdi ilk üç kişinin maaşı tamam dahil değil de abi pit görevlileri bile dünyanın parasını alıyordur muhtemelen. Şimdi o pit görevlilerinin en iyileri zaten Mercedes'te şurada burada. E, o Mercedes'in zaten daimler dünya çapında firma. Pit görevlisinin atıyorum kardeşi vardır. Kardeşini daimlerde işe alacağız. Sen biraz maaşı kırıver falan. Yani hani onlar yapmaz muhtemelen. Bu bizim Türk olduğumuz için aklımıza geliyor ama yani bir Mercedes'in ve Ferrari'nin Ferrari o kadar değil ama Mercedes'in bunu yapabilecek Red Bull yine dünya çapında bir şirket. McLaren öyle değil. McLaren kimi nereye alacak? Mesela Red Bull'un Türkiye'de ofisleri falan filan var. Yani her ülkede var. Ama e yani bir McLaren bunu yapabilir mi? Herhangi birini işe alıp da gel beleşten çalıştırayım falan gibisinden. O kadar büyük olduğunu sanmıyorum Mercedes gibi. Williams zaten yapamaz. Williams'ın zaten kendine parası yok. Yani zaten kötüler çalışıyor. Zaten dedim ya bu pit ekiplerinin falan arasında fark var. Yani sadece lastiği kaldıracak adamlar bile muhtemelen Türkiye'deki çoğu kişiden fazla para kazanıyor. Yani çok Böyle senelerce okuyan yüksek lisans yapan doktora yapan insanlardan daha fazla para kazandığına eminim ben o lastiği kaldıran elemanın lastiği takan elemanın şeycileri artık beceremiyorlar mı artık o şeycilere iyi para vermeleri lazım demek ki o söküyor sıkıyor falan ya o aleti tutuyorlar otomatik sıkacağı abi bu bu kadar problem olur mu bu yarışta bile Leclerc'te bile gene problem oldu. Bu arada 2001-2021 şeylerinde biraz yavaşlayacağından söz ediliyor araçların. Bence iyi, bence iyice yavaşlaması lazım. Eskideki temel farklardan biri o. Araçlar hem hafif hem de çok pit stop yapmaya uygun. Hani benzin yeniden doldurma olduğu için yakıt ikmali. Adam daha hızlı turlar atabileceği için boş depoyla tekrar pite giriyor falan filan. Şimdi Genelde az pit yapmak avantajlı. Niye? Çünkü pitte 80 ile gidiyorsun. Aynı o düzlüğü adam 320 ile gidiyor. Şimdi 320 ile 80 arasındaki fark zaten 20-30 saniye. Yani ben şeyi mesela anlamıyorum. Adam diyor ki abi 3.2 saniye sürdü dururkenki zamanı. İşte ne bileyim öbürünün 3.8 durdu. Ulan zaten 20 saniye pit gidiyor. O pit girişinde Hafif sağa dönmen veya hani o pit modunu bir metre erken açman bile o 0.8 saniyeden fazla etkisi var yani. Hani ben şeyi pek anlayamıyorum. Hani 2 saniye fazla durursan pitte tabii ki hani öyle kiminin şeycisi çekemedi ya kirikocusu. Öyle şeyler oldu mu biraz geriye atar da 0.2 saniye ile 0.4 saniye ile hiçbir şey kaybetmiyorsun. Çünkü pit yolu resmen şey gibi yani hani. Mesela Fettel'in. Monza'da ceza için bir stop and go aldı. Bitti yarışı bitti adamın ya. Ha bakın orada da Red Bull aracının farkı e, belli ediyordu kendini. Yani Red Bull aracıyla arka sıraları geçmek çok daha kolay. Ferrari aracı bu kadar kıvrak değil. Bunu yapamıyor. Yani her düzlükte bir araba geçse bile tur yetmiyor. Arkada trafikte kalıyorsun. O yüzden o aero kısmının, aero kısmının önemi büyük. Şimdi bu yarışta... Bütün bunların hepsini görmüş olduk. Yani baya güzel gösterdi. Dediğim gibi Albon'a artık... Yani hani Verstappen'le... Tamamen aynı değil bile... O kumaştı. Şimdi Gazli o kadar e, getiremiyordu. Yani bu geçişleri yapamıyordu. Geçiş yapmada zorlanıyordu. Albon arabanın hakkını veriyor. Gençlerin birçoğu... E, muhtemelen çabuk değiştirilecek. Çünkü harbi diyorum... E, iyi geçiş yapma yani kumaşı yiyip birkaç pilotu gördüğünüz zaman anlıyorsunuz. O Raikkonen'dir, Hamilton'dır, Vettel'dir. Leclerc de bana göre çok aşırı iyi değil. Yani bir tık üst tane yani atıyorum Norris'in vesairenin üstünde evet ama mesela Russell'ı görmedik. Russell belki versen Ferrari'yi. Russell da öyle takılacak. Russell çünkü Formula 2'de çok iyi yarışıyordu. E, Albon'un bir araba değişti Bir de Toro da Albon kötüydü şimdi Hani bazı insanlar var Mesela Verstappen veya Ricciardo Çok iyi Zaten Toro Ruslu'da performans gösterdi Ama Albon çok iyi falan Değildi hatta şey deniyordu Albon'u biz bir görelim onu da Hani boş yere çağırmayalım seni Yani Red Bull'un ikinci koltuğu Zaten bu sene çöp oldu Badem Albon'u bu sene Deneyelim de seneye hani şey yaparız. Anlatabildim mi yani seneye yakmayalım. Kıyatı alacaksak direkt kıyatı alalım. Veya işte bakacaklar da herhalde ülken berge falan. Yani hani durum bu şekilde gerçekleşiyordu. Ama şimdi bakıyorsun bu kadar kötü bir adam tororosu da çok sıradan bir adam. Hani kötü demeyelim. Sıradan bir sürücü bir anda cayır cayır ee, hani doğru dürüst puan kaybetmedi ya. Yani Verstappen'den fazla mı topladı ne oldu bilmiyorum. Çok rahat takıldı. E şimdi Ricciardo'ya bakıyoruz. Savunma yapamıyor. Renault'a geçti o da. Ha, parayı iyi alıyorsa sıkıntı yok. Kendi mutluysa sıkıntı yok. hani artık o da olabilir. Çünkü buna da yönelecek pilotlar olacaktır. Yani ben Verstappen'in açıklamalarından da biraz onu fark ediyorum. Yani insanlar diyor niye Honda'yı Red Bull'u suçluyor ama yani harbiden araba bu kadar etkisi net gözükmez ki ya. Biri Bottas çat diye geçiyor Hamilton'ı. Verstappen yaklaşamıyor bile. Abi bu, bu, bunda yarışmanın anlamı yok ki. Ricciardo'ya diyoruz diyor, Renault'a niye geçti herif? En azından 10 milyon dolar fazla para kazandı gider takılır yani. Ne yapacak? Yakışıklı da çocuk. Karı kızla ezer parayı. Mis gibi. Gerçi yakışıklı diyorum da o burunla kas takıyor olması çok iyi yani o konuya da bir girmiş olduk. Adamın burunu çok fena. Neyse kötü söylenmez öyle şeyler de ama fena yani hani bayağı burun. Neyse bu muhabbeti kapatalım. Başka benim hatırlayamadım yani Ricardo'nun burnuyla da kapamış gibi olacağız ama gene çekeceğim Formula 1 ile ilgili ama benim çok moralimi bozdu. Yani hani boşuna yarışılıyor gibi. Yani dediğim gibi zaten şeyin sonrası at çöpe. Bir boşa yarış. Onlar direkt boşa yarış ama ilk üçte Ferrari falan biz işte Fettel ne yapacak bilmem ne ya ne yapacak. Aa Fettel demişken Fettel <laughs> kutlamaya geldi Hamilton'a sarıldı falan. Bottas'la herhalde arası pek yok. Şöyle kaldırdı yumruğu. Sonra bir indirdi. Bottaş görmedi. Sonra bir daha kaldırıyor. Bottaş da baktı elini uzatıyor. El sıkışacaktı. Sonra şöyle şöyle bir e, sahne yaşadılar. Ona bakabilirsiniz. bayağı komikti o. Hoşuma gitti. Yani öyle işte. Fettel falan ne yapacak? En azından 4 şampiyonluğu var. Ki bence o 4 şampiyonluk birazcık daha e, Hamilton'unkine göre daha e, nasıl diyeyim kolay kazanılmış diyebiliriz. Çünkü gerçekten yani hani bu kadar ne bileyim yani adam Ferrari de çok varlığını hissettiremedi yani kaç sezondur ki geçen sene iyi kötü Ferrari'nin aracı yetişebilecekti yani orada Alonso olsaydı kesinlikle Ferrari alırdı diyebilirim ben geçen seneyi çünkü eski sezonlara baktığınız zaman Alonso cidden yani yakın hani kötü arabada olsa bile birinciliğe çok yakın her zaman ikinci sıradaki adam olmuş ha yani bir iki sezon var Ferrari ile biraz aşağıda oldu ama hani takım arkadaşlarının gene önünde ha tabi Hamilton'ın çaylak sezonunda Alonso'yu zorlaması orada e, Hamilton'ın hakkını vermek lazım İyi bir pilot ama Hamilton'ın kendi takımı arkadaşı tarafından biraz sıkıştırıldığında da hata yaptığı belli oluyor. Yani bu özellikle Bottas'ın gelişinden sonraki sezonlar kendisi çok rahat ediyor. Kafa rahat yarışıyor. O da iyice şey yapıyor. Belki çaylak sezonunda da o yüzden o kadar iyi perform etti. Yani çünkü daha beklentiler çok yüksek değil. Çaylak rahatlı, rahat rahat yarıştı. Psikoloji olarak baskı altında ben biraz daha kötü olduğunu düşünüyorum. Mesela Schumacher'a bakın, e Hekinen'a bakın, işte Raikkonen'e bakın. Bunlar e baskı altında işi tamamen halletmiş pilotlar. Yapılması gerekeni yapmış pilotlar. Hamilton'la dediğimiz gibi kötü değil ama... E mesela bugün bu haftaki... ha qualification evet oraya geleceğiz. Bu haftaki durumda bile hafif bir sıkıntıda bile hemen en hızlı tura atmadı, sıkıntı çekti yani hani bayağı arkalara düştü. Ha, ben şeyi de anlamıyorum, öyle bitireyim. Şimdi Crofta falan laf ediyorum da abi Fox'ta bir gördüm şey yayın öncesi bir e, program yapmışlar tamam mı? Fox Sports mu ne? Türk Fox'u değil yani Amerikan. Abi ya bot taşı çıkartmışlar resmini. Bu adam Hamilton'ın şampiyon olmasını engelleyebilecek mi? Bilmem ne. Amerikalılara işte mal deme sebebim bu. Her şeyde böyle bir drama, bir hikayeleştirme. Ulan Hamilton'ın şampiyon olamaması için adamın ölmesi lazım. Başka bir bir şey yok yani. Hani adam 4 puana ihtiyacı var ya. 4 puana. Hani bütün yarışlarda 10. olsun gene alıyor. İlk ona girip en hızlı tur atsın gene alıyor. Ulan araba zaten herif Albon işte sondan 6. olduğu yerde Mercedes'in aracının 7. olma ihtimali yok bu ya. Bir Mercedes aracının hiç sıralama turuna çıkmasın 20. başlasın hatta pitten başlasın o kıyatla falan ilk turda temas olur diye. Adam yavaş yavaş dönsün. Milletin pit stopları sırasında geçse bile ilk ona girecek. 4 puan alacak. Bottas istediğini yapsın ya. Tek kazanma şansı dediğim gibi. Fershtap ben derlenecek falan. Çarpacak buna. Ölümlü veya sakatlı kaza olacak. Başka bir ihtimal yoktu yani. Ama adamlar uzun uzun program yapmış. Kapattım gittim ya. Yani hani heyecanı olsun diye izlemiyor ki kimse. Zaten bu, bu sporda tam olarak şey de yok yani bilinmez bir durum yok ki her şey en baştan belli. İlk yarış yapıldı Mercedes direkt bitirdi. Mesela Hamilton'ın şeylerini bile anlıyor artık o Croft bile söyledi artık yemliyor mu diye. Çünkü Hamilton yarışın sonunda şey diyor tamam mı? Abi eee benim bu lastik dayanmayacak galiba. Yem atıyor belli. Geçen Meksika'da da yaptı. Ben bitiremeyeceğim galiba. Oğlum sen Monaco'da hani baya kötü lastikli kötü durumdayken gene dayanmış adamsın ki arkadaki Ferştap benim 5 saniye cezası verdi. Hani geçmesine izin verip 5 saniye içinde takılsa gene şey olacak Hamilton. Birinci olacak Monaco'da. Yani sen o yanlış lastik seçimiyle bile o kadar dayanmış adamsın. Bu sert lastikle 30 tur atamayacak sanki. Bizi yiyor aklı sıra. Ya lastiğim çok kötü. Acaba erken mi çıktık? Hani o şey var ya sesi bütün takımlar dinleyebiliyor ya diğer takımlar Aa lan Hamilton yatıyor galiba o falan yapsın yani kafa karıştıracak. Ama Croft bile bunu dediyse artık dedim yani bu İyice eyyamcılık yapıyor. Neyse yani böyle işte bu. Ne diyeyim acı. Yani sporun çok çok gelişmesi lazım. Şimdi motorda benim beğendiğim tek bir gelişme geliyor 2021'de. Hani motorun biraz daha ağır olmasına izin veriliyor. Yani Honda falan belki biraz daha dayanıklılıkta sıkıntı çıkmayacaktır. Ağır olması demek. Çünkü daha kaliteli malzeme kullanırsınız, daha yoğun kullanırsınız ve daha fazla güç üretmesine izin verirsiniz. Şimdi motor bozulmasın diye şey yapmaya çalışıyorlar. Hani az güç vererek kullanmaya çalışıyorlar araçları. Hani biraz daha güç vererek çalışır. Ama hani bence dayanıklılığı komple atsınlar. Her yarış farklı motor kullanılsa bile olur. Çünkü eskiden zaten bu kadar kazananın olduğu yarışlar öyle oluyordu. O Cosworth falan çok kaliteli motor yapamıyordu. Ha tabii o zamanki motorlarda da böyle MGU-K falan yoktu yani hani bildin dümdüz motor. O yüzden de masraflı olmuyordu. Şimdi masraflar azalsın diye biraz da böyle hibrit motor ve dayanıklı olsun durumu var. Hani tek motoru yapıyorsun artık 6 yarış 7 yarış gidiyor ama birazcık daha ağır olmasına izin vermek bunu arttıracak ama dediğim gibi kolaylaşacağı için gençler e, ee, bu sporda daha fazla yer alacak. Böyle pahalı süperstar yıldızlara gerek kalmayacak belki. Çünkü dediğim gibi çok iyi dediğimiz Verstappen ile Albon'un çok yakın yani. Hani atıyorum 40 milyon dolar istedi Verstappen. Ya yani, yürü git lan ben koyarım kıyatı o da takılır millete çarpar diyebilir yani. Mesela aynı durum dediğimiz gibi birçok Eriksondur. Hulkenberg de gidiyor. Bunların gitmesinin sebebi gençleri oturtup iyi kötü puan aldırabiliyorsunuz. Zaten altıncılık hedefli herifler yani ne yapacak Ricardo Hulkenbergten 2-3 gömlek üstün aldıkları puan doğru dürüst fark yok yani arada hani biri süperstar biri 15 milyon mu ne alıyor 30 mu 15 mi ne? Diğeri 4 alıyor ikisinin topladığı puan arasında 3-5 var Hani anlatabiliyor muyum? Artık gençleri kullanmaları iyice rahatlayacak. Çünkü araçlar iyice ağırlaşacak. Ağır araç dediğim gibi az spin atacak. O jantları falan büyütüyorlar. Tabi jantların büyümesi şey açısından iyi birkaç lastik tedarikçisi gelebilir. Çünkü gerçek hayattaki araçlara benzeyecekmiş. Downforce olayı yani takip edebilme olayı biraz artacak. O yönden güzel olacak o... En iyi açısı o diyebilirim ben ama bütçeden falan pek bir şey beklemiyorum. Dediğim gibi bütçe zaten çok yüksek yani o kadar bütçesi alt takımların e, sürücüyle birlikte o kadar anca oluyordu. Şimdi öbürküler zaten sürücü parasını vermedin mi? Belki fazla para bile artacak. Veya dediğim gibi işte başka her 5 senede bir bütün çalışanlara AMG vereceğim dese Türkleri götürsen var ya bedava çalışırlar ha. Yani öyle işler. Neyse gene çok uzattık. Bu Formula 1 videoları 40 dakikaya ulaşıyor. Fazla da izlenilmiyor böyle olunca ama dediğim gibi bir şampiyonaya özel bir videoyu artık yaptıkmış bulunduk. Kendinize iyi bakın. Hamilton'da da tekrar hayırlı olsun. Ama inşallah Schumacher'in rekoru kıramaz. 7'ydi galiba o. Ya da 6'ysa da geçemez diyelim. Yani üzdü öyle diyeyim. Alonso'ya ben geri dönmesini tavsiye etmiyorum. Yani hani Ferrari'ye bile dönse. Ferrari'de iyi kötü belki şampiyonluğu zorlar da Red Bull'da bile yapamayacağı ortada. Çünkü yetişemiyor. Araç yetişemiyor ya. Bildiğin basıyorsun gitmiyor. Hani Honda'ya artık ne yapacaklarsa. Onlar da Japonya'dan motoru getiriyor. Bilmem ne kuruyorsun takıyorsun. Uğraştırıcı şeyler. McLaren'ın ben belgeselini izlemiştim. Amazon Prime'da var. Japonlar geliyor motoru takamıyorlar falan baya birkaç gün. Ondan sonra niye sonuncuyuz? Niye Haas bizi geçti? Geçer tabii. Honda gerçi kendi takımını satın alacak galiba. Eğer o olursa biraz hareketlenebilir de. Neyse öyle işte. Görüşmek üzere. Ee, 2019'da sahipseniz Steam'de bir şekilde ekleşelim. Discord'a gelin kanalın şeyinde linkler oluyor. Ben yorumlara atıyorum veya işte kanalın köşesinde oluyor falan filan. Gelin oynayalım. Benim çok hoşuma gitti oyun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere.